Selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz. Ukap ben bugün sizlerle beraber ee, Cesur Yürek Klanı'nda klan savaşlarını izleyeceğiz. E, saldırılarda çok iyi değilim bugünlerde. E, hibrit deniyorum. E, hibritte hibritten maalesef etkisiz kaldım. Rakip takımda çok fazla ana saldırı olduğunu düşünmüyorum ama 1, 2, 3, 4 tane saldırı hakkı 5 tane varmış bayağı. Gerçi herkes şimdi belediye binası 14 olduğu için heh, bizde daha fazla varmış yani. Osman var, Barış var, Despot var, Mücahit var. Bizde de var yani sıkıntı yok. E, hatta o, bizim boş köy oranlarıyla onların boş köy oranlarını kıyaslayalım. Bakalım on, bizde bir tane saldırılmamış köy bulunmakta. Rakipte bakalım neler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane tadından yenmez var yani rakipte. Şöyle bir bakayım bakayım ya şu köyü acaba hibritle alır mıyım? Çok da riske etmek istemiyorum klan savaşımızı. Ee, arkadaşlara da ayıp olmasın. En azından ben yukarıdan güzel bir 2 alırsam buraları 3'lerler güzel yıldızlar çıkar buralardan diye düşünüyorum. Şimdi nereye saldırabilirim? Şu 6'ya bakayım. Aure. Evet. 6 kötü durmuyor. Ee, hibrit yapacağım gençler. Diyeceksin ki abi iyi alıştın. Yokla alışamadım. <laughs> Alışmak nasip olmadı. Ee, ama inşallah alışacağız ama bu son hibrit saldırım olacak. Çünkü bundan sonra eee daha farklı saldırılara yönelmeyi düşünüyorum. E, deneyeceğiz sürekli bir şeyler deneyeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Sizlere de farklı farklı videolar izletmeye e, çaba sarf edeceğiz. Çünkü buradaki amacımız e, hem görsel eğlence hem iyi saldırılar hem de e, sizlerle iyi vakit geçirmek olacak gençler. Şimdi kalan kalesi her zaman gibi full. Şimdi buraya hemen bırakacağım şeyi balonu. Balonu bıraktıktan sonra. Yukarıdan şuradan kartal topunun olduğu yerden e, okçu kraliçeyle kraliçe yürüyüşü yapacağız. E, akabinde acaba oradan kraliçe yürüyüşü yapmasak da kaya saçlarının olduğu yerden mi girsek? Daha fazla can yakarız. Orası çok dar bir alan. Orası bizim canımızı yakar. Biz kaya saçlarının olduğu yerden girelim. Daha sonra şurada zaten bir boşluk var. Şampiyonu gerekirse oradan salar. Oradan bir şeyler yapmaya çalışırız. Haydi bismillah diyelim. Çok fazla bekletmeyelim sizleri. Ve saldırımıza geçelim. Evet daha olası 3 yıldızları da inceleyeceğiz bu arada. Ee, hemen videoyu kapatmayacağız. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Önce şurayı bir açmaya çalışalım. Bakalım oradan açabilecek miyiz? Evet güzel bir tane aldık en azından. Orada bir boşluk oluşturduk. Şurada da bir boşluk oluşturalım. Nereye elimizi atsak testaya çarpıyor. Gizli testler sarmış dört bir yanımızı. Şimdi okçuk ölçeği gönderdik. Orada bir açılım sağlayacak inşallah. Ee, okçuk ölçenin yaptığı yöne göre de biz evet hop bak gene yavaş kaldım gördünüz mü? Gitti okçuk ölçenin özelliği. Her zamanki hatalarım gençler. Evet. Orayı açmış bulunuyoruz. Şimdi. Kaya saçar. Çok fena yaptı orada bize. Maalesef beklentilerimizin dışında bir saldırı şey oldu. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Şurada bir şeyler var mı? Onları çıkartalım. Evet. Şimdi buradan gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hemen koruyucunun özelliğini kullanacağız. Şuradan barbar bar kralı salıyoruz. Gayet güzel. Hemen şuraya bir dondurma patlatıyoruz gençler. O bize çok fayda sağlayacak. Kaya saçarı bir dondurma daha. Evet şuradan hemen salıyoruz şeyi. Zepline ana binayı alıp iki yıldızı dönmemiz lazım. Dönmezsek sıkıntı. Tek yıldızımızı aldık. Evet, şu an için pek bir sıkıntı gözükmese de çok sıkıntılı olabilir. Şuradan gireceğiz. İki yıldızı aldık, problem yok. Daha üstüne çıkmaya çalışıyoruz gençler. Bakalım neler olacak? şuraya bir dondurma patlattım. Umarım onu alırız. En azından yüzdesel dilimi çoğaltmamız lazım. Arkadaşlarımıza destek olmak adına. Şimdi şampiyon kötü açmadı orayı. Evet şampiyon güzelce açtı. Özelliğini kullandık. Yüzdesel bir iki bir şeyler daha aldı. Yüzde 63 yaptık. Ve maalesef savaşı burada sonlandırdık. Ee, kötü saldırdık. İstediklerimiz olmadı. Okçukar elçi için orada hava savunması var diye biraz yavaş kaldık. O yavaşlık bizi çok etkiledi. Ee, ama en azından iki yıldızı alabildik. %63 de yaptık. Umarım elimize sağlık olmuştur deyip hemen Bekir'in saldırısını incelemeye geçelim gençler. Şimdi Bekir Belediye binası 14'e evet ejder ejder binici balon taktiğiyle saldırmış. Ee, bir süre ben de bu taktikle kupa kasmayı planlıyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. <laughs> Şimdi orada duvarı patlatıp içeri girmeye çalışmış. Kayı saçarı alabilecek mi? Barbar kralın özelliği şimdi kullanıldı. Evet ejderler, ejder binciler salındı. Bakın kartal topuyla benim gibi hiç işi yok. Ben olsaydım kartal topu da kartal topu diye girerdim yani açıkçası. Ama okçu kraliçesi oradan iyi dönmüş ya. Gerçekten bazı şeyler de şans gençler ya. Yani şimdi benim okçu kraliçe nereye gidiyor bu okçu kraliçe nereye dönüyor. Evet savunmalar da güzel yok olunca. Bakın okçu kraliçenin hala da arkasında can basayla beraber işi devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde açmış köyü. Dondurması falan kalmamış ama. Evet şampiyon. He yok şampiyon mu dedim ya o nereden çıktı. Evet çoklu cehennem kulesine de etkisini gösteriyor. Gayet güzel bir şekilde okçu kraliçenin hala da özelliği kullanılmadı. Aslına bakarsanız çok bina var ama bu çok binaya karşılık bile e, gayet güzel 40 saniyede iyi bitirmiş okçu kraliçeyle. şeyle tamam büyücü de alttan şey küskü veriyor ama olsun sonuç odaklı olmak lazım. Ee, i̇yi bitirmiş bu kısa sürede. Okçukörecinin özelliği nerede kullanacak onu merak ediyorum. Ben genelde 5 saniye kala kullandığım için hep kaybediyorum. Bakalım. Vay wow, Bekir dibine kadar savaşmışsın ya. Valla tebrik ediyorum. Evet burada artık okçukörecinin özelliği gelmeli derken geldi. 8 saniye kaldı. Bence riske de atmış açıkçası. Valla son saniyede. Yani biz bir iki saniye daha önce kullansaymış daha sağlıklı olurmuş ama o gene bilmiş işini ve son saniyede köyü üçlemiş ellene sağlık diyoruz ve bakalım başka üçlük var mı Bekir'den başka şu köy belediye binası 14 mu onu merak ettim evet belediye binası 14 Ali Baba çiftliğe çevirmiş gene izliyoruz. Tekrarını bakalım nasıl güzel saldırı yapmış onu görelim. Ejder balon saldırısı ee, klanımızda bu oldukça yapılan bir saldırı. Evet çok düzenlem kule olmasını da vermiş oldu avantajlı oradan giriyor. Aşağıdan ejderleri ve balonları salıyor. Kartal topuyla hiç işi yok. Demek ki tek işi olan benmişim. <laughs> Tabi bu işin sonunda bir de yarasalar var gençler. Yarasaları salacak. Koruyucunun özelliğini kullandı. Gayet güzel bir şekilde içeri doğru kat ediyor. Ana binayı aldı. Balonlar orada biraz zarar görecek derken bütün balonlar indiregan doldu. Okçu kraliçe güzel bir şekilde içeri girip kartal topunu orada barbar kralla beraber aldılar. Gayet yarasaları da iyi yerde salmış, çoklu cehennem kulesi şimdi aktif olmadan bir dondurma daha patlattı. Elinde iki dondurması var, çoklu olarak bir tane büyücü kulesi var. Onu da gayet güzel bir şekilde, hatta ejderlere odaklanmışken halletti işini ve hava olmasını aldı. Orduları çok rahat bir şekilde köyü üçlemeye gidiyor. Ali Baba'nın ee, gerçekten. Güzel bir saldırı olmuş. Eline koluna sağlık. Tebrik ediyorum. E, hava savunması çoğu zaman garanti saldırı oluyor arkadaşlar. Ve takımımız güzel bir üçlük almış. Tebrikler. 60-53 Umarım savaş bizim olur. E, daha saldırısı olmayan çok arkadaş var. Daha kaptan saldırmamış. E, bence Savaş bizim olur diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. E, tüm takıma başarılar diliyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Takım arkadaşlarımın saldırılarında e, ben de elimden geldiğince bir şeyler yaptım işte. Son defa bir bineceği test edip onaylayalım dedik. E, bu arada şampiyonu da kaçı yükselttik demin? E, evet 22 olmuş şampiyonumda. Az evvel e, ganimet vardı bastım. Ve e, kitapla beraber direkt 22'ye yükselttim. Bundan sonra biriktireceğim ganimeti de e, muhtemelen hayvanlara ayıracağım. Umarım güzel bir şekilde köyü en kısa sürede fuller e, daha net, daha güzel, daha etkili saldırılar gerçekleştiririz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.